çoğunlukla sisli, zorlu denizlerdir Kuzey'in denizleri. Binlerce yıllık bir işaretin izini sürdüğünüzde daha da zorlaşır bu sulardaki yolculuklar. Şükür ki toplumsal hafızayı diri tutan müzeler, kütüphaneler, parklar var. Vikinglerin gerçek öyküsü, aradığımız izin kaynağına ulaşmak için Danimarka'dan Norveç'e geçiyoruz. Kelimenin tam anlamıyla bir saldırı teknesi. Bu heykel Norveç'in simgelerinden biri. Doğru bildiğimiz o kadar çok yanlış şey var ki. Vikinglerin torunları yaklaşık 400 yıl sonra kendilerini affettirmişler. İsveç donanmasına kazandırılan en güçlü gemi. Yaklaşık 14 saatlik bir yolculuktan sonra Danimarka'dan Norveç'in başkenti Oslo Limanı'na doğru yaklaşıyoruz. Tüm yolculuk boyunca denizin üzerinde kesif bir sis dumanı vardı. Görüş mesafesi zaman zaman sıfıra düştü. 5 ila 10 metre arasında çoğunlukla. Bu tür denizlerde bir deniz taşıtı kullanmak, yani bir gemi kullanmak çok büyük ustalık gerektiriyor. Ya da Vikinglerin torunu olmayı. Vikingler ya da Viking denilince tek bir kavmi, tek bir ulusu ya da ırkı anlamamak lazım. Aslında Viking kelimesi ortak bir kültürün adı. Ve birbirinden farklı çok sayıda kuzey kavminin ortak kültürünün odağındaysa denizcilik var. Yani Vikingleri Viking yapan, onların ortak kültürünü geliştiren ve kıta Avrupa'sına kadar yayan şey aslında denizcilik. Şu anda Norveç fiyordunun içinde ilerliyoruz. Kıyıyı görmek çok zor. Ama bu kalın sis tabakasının içerisinde gökyüzünü görmeden, kıyıyı görmeden yine de fiyordların kıyısından ilerleyerek bir anlamda uzun süre antrenman yaparak denizcilikteki maharetlerini geliştirdi Vikingler. Vikingler, milattan sonra 8. yüzyılın ortalarından itibaren nehirler yardımıyla Avrupa'nın içlerine, deniz yoluyla da İber Yarımadası'nı geçip Akdeniz'e girdiler. Bu dönemde artık denizcilik hünerleri iyice gelişmiş, teknelerinde hız, hafiflik ve manevra kabiliyeti en üst noktaya ulaşmıştı. Norveç'e gelmenin gerekçesi sadece ve sadece Viking kültürünü ve insanlığın ortak kültür mirası olan Viking mirasını keşfetmek değil elbette. Bir de Oslo'ya, yani Norveççesi Oslo'ya geldiğinizde görmeniz gereken bir park var. Gustav Vigeland Parkı. Vigeland, Norveçlilerin gurur duyduğu bir heykeltıraş.
ve inşa ettiği yüzlerce insan figüründen oluşan dev bir park, heykel parkı bugün sadece Norveç'in içinden değil, Norveç'in dışından gelenler tarafından da sıkça ziyaret edilen alanlardan birisi. Gustav Wegeland da insanlığın ortak erdemlerinden birisi olan aile değerlerini yüceltmiş bu heykellerle. Wegeland Park'ın bir anlamda sembolü olarak kabul edilen Danimarka'nın küçük deniz kızı gibi Norveç'in de ulusal simgesi haline gelen ağlayan çocuk. Bronz heykelin sol kolu altınlaşmış adeta. Çünkü insanlar gelip bu sol kolu tutuyor ve dilek diliyorlar. O yüzden de bronz bir anlamda altına dönüşmüş. Bu heykel Norveç'in simgelerinden birisi. Norveç'teyiz, Oslo'da ve Oslo'daki Viking Müzesi. Hemen yanında bulunduğumuz bu devasa tekne yaklaşık 20 metre uzunluğunda, 40 ila yine 60 kişi arasında asker taşıyan, savaşçı taşıyan bu tekne bir drakkar. Kelimenin tam anlamıyla bir saldırı teknesi. Norveç ve Danimarkalı Viking kavimleri ki daha sonra Kuzey Avrupa'da Normanlar olarak bilinen kavimler daha çok drakkar, yani rahatlıkla taşınan, salması oldukça küçük, altı biraz daha düz, nehirlerde kolaylıkla ilerleyebilen bu hızlı tekneler yardımıyla işgal ve saldırılarda bulunuyorlardı. Norveç'teki, Oslo'daki Viking Müzesi'ndeyiz ve bu müzenin en önemli parçalarından sergilenen Viking gemilerinden birisi, hemen arkamda görmüş olduğunuz bu drakkar tipi, yani saldırı tipi tekne. Bu teknenin diğerlerinden çok önemli bir farkı var. Aslında Oslo Fiyordu'nun hemen girişinde 1904 yılında Norveçli arkeologlar tarafından keşfedilmiş ve dipten çıkarılmış. Fakat bir bölümü yanmış halde. Görünen o ki bu tekne aslında bir dini ritüelin parçası olarak kullanılmış. Bir cenaze töreninde. Bilindiği gibi Vikingler liderlerini ya da önemli kahramanlarını teknelerinin içine yerleştiriyor. Kişisel eşyalarıyla beraber. Ve sonra denize doğru itip sonsuzluğa uğurluyorlardı. Ama cesedi yakarak tabii. O da nasıl oluyordu? Vikinglerin çok az kullandığı bir okla, okun ucunda bir alev topu, uzaktan
oku fırlatıyorlar ve teknenin tam ortasındaki samanlığa düşüyor. Ve böylece tekne yanmaya başlıyor, daha sonra dibe çöküyor. Vikingler oku çok az kullanan bir savaşçı kabin. Çünkü onurlu bir savaşın yüz yüze bir savaş olduğuna inanıyorlar. O yüzden uzaktan ya da cephenin gerisinden atılan okları çok da fazla kullanmıyorlar. O yüzden sadece ok ve yay kullanımı Vikinglerde cenaze törenlerinde görülüyor. Daha önce de söyledik, Viking aslında kuzeylik kavimlerin genel ismi, daha doğrusu bir kültürün genel ismi. Nordik kavimler özellikle kıta Avrupa'sında etkili olan ve Norveç'le Danimarka'dan yola çıkıp Akdeniz'e kadar ulaşan Nordik kavimlere Normanlar olarak isim verilmiş. Ve doğuya özellikle İsveç'ten yola çıkıp İstanbul'a kadar ulaşmış. Bugün günümüzde Kiev, hatta Novgorod gibi Rusya'daki bazı kentleri kurmuş olan Nordik kavimlere de Varyaglar olarak isim verilmiş. Her iki kültüründe, her iki kavmin de ortak kültür ürünlerini Norveç Oslo'daki Viking Müzesi'nde görmek mümkün. Sadece gemiler değil elbette. Farklı ulaşım araçları, ki onlardan birisi de arkamda gördüğümüz at arabası. İşlemeleriyle, kullanılan figürlerle aslında o dönemin faunasını, florasını, çiçeklerini, doğasını ve insanların giydiği kıyafetleri de çok iyi gösteren objelerden birisi. Bu noktada özellikle atlara dikkat çekmek istiyorum. Vikingler çok iyi denizci olmakla beraber çok da iyi at binicileri. Özellikle saldıracakları kentlere daha önceden gidip kontrol ediyorlar ve o bölgede yetişen atları çalıp daha sonra kontrol ettikleri ve gerçekten en zayıf noktasını keşfettikleri kentlere saldırılarda bulunuyorlar ve daha çok atları kullanıyorlar. İşte bu at arabası da yine 9. yüzyıla tarihlenen o döneme ait bir obje. Kültürünün Kuzey Avrupa'ya, Batı'ya, Grönland'a, İzlanda'ya, hatta bugünkü Kanada'nın kuzeyindeki Newfoundland'a kadar taşınmasında en önemli öncü görevi üstlenmiş Normanlar, yani Norveçli ve Danimarkalı Viking kavimleri sadece savaşçılıklarıyla değil, ayrıca kimi alanlardaki zanaatkarlıklarıyla da biliniyorlar. Özellikle ahşap işlemeciliği. Bunu gemilerinde görüyoruz, at arabalarında görüyoruz, günlük kullanılan eşyalarda görüyoruz ve elbette kuzeydeki kavim oldukları için de en fazla günlük kullandıkları araçlardan biri olan kızaklarda görüyoruz. Kar kızakları hem ahşap işlemeciliği hem de yanı sıra çivi kullanımı açısından da milattan sonra 7. yüzyılın sonlarından itibaren aslında bu alanda ne kadar usta olduklarını bize gösteriyor. Oslo'daki Viking Müzesi hakikaten Viking kültürünün sadece savaşa dayanmadığını, başka değerleri de içerdiğini gösteren bir müze. Milattan sonra 9. yüzyıldan itibaren Şarman İmparatorluğu'nun kurulması, Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu'nun özellikle kuzeye doğru tahakkümüyle birlikte kuzey kavimleri buna bir direnç gösterdiler. Yani Hristiyanlığa karşı bir direnç gösterdiler. Pagan inanışlarını öyle kolay terk etmediler. Terk edenlerse Odin'i yine kutsal saygılar ve Hristiyanlıkla kendi inançlarını, öz inançlarını birleştirdiler, kaynaştırdılar. Milattan sonra 12. yüzyıla kadar kullandıkları teknelerin önünde ejderha başlarını görüyoruz. Bunlar da
pagan inancının, pagan geleneğinin aslında bir uzantısı ve özellikle kuzey mitolojisinin kahramanları. O yüzden milattan sonra 12. yüzyıla dek özellikle varyakların doğuya çok fazla etkisi olmuş, nüfuz etmiş varyakların pagan inançlarından kolay kolay vazgeçmediklerinin bir göstergesi bu ejderha başları. Doğru bildiğimiz o kadar çok yanlış şey var ki, bunun temel nedeni çoğunlukla haklarındaki bilgilerin, tarihi kayıtların Hristiyan misyonerler tarafından tutulmuş olması. Bu kayıtların hemen çoğunda eli kanlı, vahşi, barbar kavimler olarak tanımlanıyorlar. Yağmaladıkları, işgal ettikleri kentlerde çocukları ve kadınları öldürdükleri, hatta işkencelerle o kavimlerin, yani ele geçirdikleri kentlerin kavimlerini yok ettikleri ve bundan da büyük keyif aldıkları hep not düşünmüş. Tabii ki buradaki temel neden Hristiyan misyonerler ne kadar uğraşsalar da bu kuzeyli kavimleri kolaylıkla kendi taraflarına çekememişler. Hristiyanlığı çok kolay kabul etmemiş Viking kavimleri. Viking kültürüne dahil olan özellikle bazı kavimler, bunlardan Varyaklar ve Normanlar hakkında son derece olumsuz yargılar kaleme alınmış. Bugün dediğimiz gibi çok fazla sayıda haklarında doğru bildiğimiz yanlış var. Örneğin kafalarına taktıkları miğferlerin hemen iki yanından çıkan boynuzları resmetmiş bazı Hristiyan misyonerler. 19. ve 20. yüzyılda da çağdaş dönem edebiyatçıları da bunu çok kullanmışlar. Ama değil, genellikle bu tarz arkası zincirle kapatılmış, enseden herhangi bir darbe aldığında zarar görmeyecek şekilde başlıklar kullanmışlar. İsveç tundraları üzerinden geçiyoruz. Yaklaşık 6 saatlik bir yolculuğumuz var. Oslo'dan Stockholm'e, İsveç'in başkentine. Unutulmuş tarihin koridorlarında Varekler ya da Varyaklar olarak bilinen bir Viking kavminin topraklarına doğru ilerliyoruz aslında. Milattan önce 2. yüzyılda ortaya çıktılar. Milattan sonra 8. yüzyılda özellikle doğuya doğru ilerlediler. Günümüzdeki Ukrayna ve Rusya'da hanlıklar kurdular, prenslikler kurdular ve Volga üzerinden Hazar Denizi'ne, Dnieper üzerinden de Karadeniz'e ulaştılar.
Milattan sonra 8. yüzyılda Miklagard adını verdikleri kente, yani altından büyük kent olarak tabir ettikleri, tanımladıkları kente, yani günümüz İstanbul'una, o günkü adıyla Bizantium, Konstantinopolis'e saldırdılar. Hem de 3 defa, kimi tarihçiler 4 defa diyor. Kuşatma altına aldılar ama işgal edemediler, içeriye giremediler, kentin surlarını aşamadılar. Sonunda milattan sonra, yaklaşık 200 yıl sonra, milattan sonra 11. yüzyılın başlarında Bizans'la ticaret alışverişine başladılar. Kürk götürdüler, tereyağı götürdüler, köle götürdüler, sattılar Bizans'ın meydanlarında. Ve sonunda 11. yüzyılın sonlarına doğru, 12. yüzyılın başlarına doğru Bizans'ın imparatorluk muhafızı oldular. Savaşçılıklarıyla kendilerini kanıtladılar, kendilerini gösterdiler. Boyları o günkü ortalamanın çok çok üstünde, 1.80-1.90'ı bulan kızıl sarı saçlı, renkli gözlü, beyaz tenli bu adamlar, varyaklar, Bizans imparatorlarının muhafız alayını oluşturdular, korumaları oldular. İşte Vikinglerin Varyak ya da Varek olarak bilinen kolunu, o kolun, o kavmin kültürünü daha yakından tanımak üzere İsveç tundralarını geçip Stockholm'e doğru ilerliyoruz. Kuzey insanlarının İskandinavya'nın ortak kültür mirasını oluşturan kavimlerin, Vikinglerin, Viking kültürünün izini sürerken Stockholm'de ilk karşılaştığımız tarihi mekan bir açık hava müzesi. Adı Skansen. Aslında bir etnografya müzesi. 17. ve 18. yüzyıla ait ne varsa, bir demirci ustasının evi, bir hırdavat dükkanı, bir eczane, o yıllarda ne varsa hepsinin aynı bugün yaşıyormuşçasına korunduğu ve sergilendiği, yani bir anlamda yaşayan müzeciliğin gerçekleştirildiği devasa bir alan burası. Bu konseptin adı Skansen. Dünyanın değişik kentlerinde benzer uygulamalar, benzer müzecilik uygulamaları var ve onlara da artık bu konseptin adı veriliyor, yani Skansen. Türkiye'de bir benzeri yok. Olsaydı muhakkak değişik dönemlere ilişkin, değişik uygarlıklara ilişkin çok heyecan verici projeler hayata geçirilebilirdi. Şimdi Stockholm'un ortasında, Stockholm'un 21. yüzyıldayken 16. 17. ve 18. yüzyıllarını yaşıyoruz. Gençler, genç kuşaklar o yıllarda insanların nasıl yaşadığını, nasıl geçindiğini, günlük işlerini Skansen sayesinde öğreniyor. Skansen Açık Hava Müzesi'nde Viking kültür mirasının önemli bir unsuruyla karşılaşıyoruz. Kütük evler. Bu tarz mimari aslında milattan sonra 7. yüzyıldan günümüze kadar uygulanan bir mimari tarzı. Çünkü İsveç bol kütüğün, kerestenin olduğu bir coğrafya ve evler daha çok geçme sistemli biçimde inşa ediliyor. Kütükler üst üste yığılıyor. Çok da fazla metal kullanılmıyor.
18. ve 19. yüzyıla ait evleri görüyoruz. Ancak 8. 9. yüzyılda da benzer nitelikte kulübelerin Viking kasabalarında, yerleşimlerinde inşa edildiğini biliyoruz. Bu bölge ağırlıklı olarak ahşap işleriyle, kerestecilikle uğraşan zanaatkarların yaşadığı kulübeler, yerler. İsveç'e, Stockholm'a geldiğinizde denizcilik tarihinin en önemli, en gösterişli gemilerinden birine rastlayacaksınız. Hem de bütünüyle korunmuş halde. Nerede? Vasa Müzesi'nde. Vasa isimli gemi 1628 yılında İsveç Kraliyet Donanması için inşa edildi. Fakat inşa edildikten hemen sonra denize indirildiği gün yaklaşık 3 kilometrelik bir mesafeden sonra ters bir rüzgarla alabora oldu ve Stockholm körfezinde battı. Tümüyle, tüm gövdesiyle çamurun içine oturdu ve çok da fazla tuzlu olmayan Baltık Denizi'nin suları ve Stockholm körfezinin suları elbette gemiyi yüzyıllar boyunca korudu. Denizciliği çok iyi bilen bir ulus olan Vikinglerin torunlarının 1628'de böylesine büyük bir hata yapmış olması, bu kadar gösterişli bir gemi inşa edip çok ciddi bir matematik hatası, mühendislik hatası yapmış olması elbette affedilemez. Ama Vikinglerin torunları yaklaşık 400 yıl sonra kendilerini affettirmişler. Bu gemiyi yaklaşık 4 yıl süren büyük bir çabayla yeryüzüne yeniden çıkarmışlar ve koruma altına almışlar. Gemiyi yerleştirdikleri kıyının hemen üstüne dev betonarme bir müze inşa etmişler. Şu anda Vasa gemisi, yani 1628'de batmış olan bir 17. yüzyıl gemisi olarak karşımızda tüm teçhizatıyla, tüm aksamıyla duruyor, olduğu gibi duruyor ve yeryüzünde bu anlamda başka bir örnek bulunmuyor. 17. yüzyıla ait gerçek bir savaş gemisi görmek istiyorsanız yeryüzünde gideceğiniz tek bir müze var. Stockholm'daki Vasa Müzesi. Şimdi geminin hemen kıç tarafında yer alan sembollerin, heykellerin, ahşap heykellerin replikalarını, benzerlerini görüyorsunuz. Bütün bu ihtişam yeryüzünde o dönemde 17. yüzyılda en güçlü donanmalardan birine sahip olan İsveç donanmasına kazandırılan en güçlü gemi, yani Vasa gemisi için yapılmış, imal edilmiş semboller ve heykeller.
İşte Vasa savaş gemisinin bir kesiti, enine bir kesit ve salmadaki taşları görüyoruz, ağırlıkları görüyoruz. Burada yapılan mühendislik hatası geminin batmasına sebep oldu. Aslında müze bize çok daha farklı bir şeyi de gösteriyor. Müzecilik nasıl yapılır? Bunu çok iyi gösteren bir müze, Vasa Müzesi. Yani denizcilik açısından değil sadece, tarihin her dönemine ilişkin yapılacak müze çalışmalarında örnek alınacak bir uygulama burada söz konusu. Geminin batış anı, o sırada kıyıda bulunanların telaşından tutun da etrafındaki gemilerin konumlarına kadar, geminin nasıl battığına kadar bütün detaylar ahşap krokilerle, maketlerle, her an karşınıza çıkan yine ahşap kuklalar veya heykellerle anlatılmış. Çok detaylı, çok anlaşılır biçimde. O dönemin hayatı, günlük koşullar, savaş anında insanların gösterdikleri reaksiyonlar, hepsi heykellere, kuklalara, maketlere, krokilere yansımış. Vasa'yı kaybettikten yaklaşık 35 yıl sonra en azından Vasa'nın toplarını suyun altından yukarı çıkarabilmek için çok uğraştılar. Bir İtalyan rahip ve mühendis Francesco Negri 1663 yılında bu bronzdan kapsülü yaptı. İçine bir dalgıç koydu. Yaklaşık 30 metre derinliğe indirdi. Fakat sıcak bir yaz günü olmasına rağmen dalgıç yukarıya çıktığında ölmek üzereydi, donmak üzereydi. Titriyordu çünkü su özellikle İskandinavya körfezinde hangi mevsim olursa olsun çok soğuk ve o dönemde kurtarma çalışmaları başarısızlıkla sonuçlandı. Francesco Negri'nin de imal ettiği bu çan şeklindeki kapsül de bugün Vasa Müzesi'nde halen sergileniyor. ...1628'de batan Vasa, tam 333 yıl sonra yeniden gün ışığına kavuştu. Vasa'nın battığı nokta 1956 yılında amatör bir arkeolog tarafından tespit edildi... ...ve gemi çok titiz ve zorlu bir çalışmanın sonunda 1961'de parçalarına ayrılmadan... ...bütün enkaz halinde su yüzeyine çıkarıldı. Yaklaşık 20 yıl süren koruma ve restorasyon sürecinin ardından... 1990'da artık kalıcı ikametgahı olacak, kendisi için özel inşa edilmiş müzeye taşındı. Vasa Müzesi, şu anda 17. yüzyıldan geriye yekpare kalmış tek sağlam savaş gemisini barındırıyor ve bu müzeye her yıl milyonlarca ziyaretçi geliyor. Sekizinci yüzyılla 11. yüzyıl arası yaklaşık 300 yıllık bir dönem İskandinav uluslarının altın çağı, Viking çağı. Günümüzde
İskandinavya'nın en önemli kentlerinden, hatta kültürel başkenti olarak kabul edilen Stockholm'de Nobel ödüllerinin verildiği belediye binasının balo salonundayız. Viking çağının, o altın çağın izlerini 20. yüzyılın başlarında inşa edilen bu balo salonunda görebiliyoruz. Altından mozaiklerle Viking çağının, o görkemli çağın izleri işlenmiş duvarlara. Ve özellikle tavana dikkat çekmek istiyorum. Tavan, Vikinglerin işgal ve yağmadan sonra döndüklerinde, yurtlarına döndüklerinde hep beraber bir araya gelip eğlendikleri, yiyip içtikleri longhouse, yani İngilizce'de uzun ev olarak tanınan, bilinen yapıların tavanlarını andırıyor. O şekilde dizayn edilmiş kalın tahta tonozları andırıyor. Gerçi betonla inşa edilmiş ama tahta tonozları andıran bir yapı var. Yapısal unsur var tavanda baktığınızda. Ve bir Viking evi örneği daha. Yine tavana işlenmiş şekilde karşımızda duruyor. Burası Stockholm Belediye Meclisi'nin toplandığı salon. Tavana baktığınızda, ters çevirdiğimizde bir Viking gemisinin altını görüyoruz. Ama aşağıdan yukarıya doğru baktığımızda geleneksel Viking uzun evlerinin tavanlarına çok benziyor. Oradan esin kaynağı aslında bu tavanın. Ayasofya'da bir mermer korkuluğun üzerine kazınmış bir yazı, bir iz. Çok uzaklardan, soğuk kuzey rüzgarlarını yelkenlisine yükleyip İstanbul'a kadar gelen Vikinglerin bıraktığı bu iz, bize unutulmuş bir tarihi hatırlatıyor. Kuzey, güney, doğu, batı. Tüm yönler, tüm kavimler varoluştan bu yana hep iç içe, hep yan yana aslında. Geçmişin izleri hepimize ait. Tüm insanlığı.